tatile gideceğimize inanamıyorum. Limon! Hey! Bizimkiler arabayı bavulları yerleştirdi bile. Herkes seni bekliyor. Bunlar da ne Limon? Bunlar tatil bavulum. Hepsi mi? Limon, babam bavulunu soruyor. Ha? Limon, bu odanın hali ne? Dur bir dakika. Sakın bunların hepsini tatile götüreceğini söyleme. Onu daha önce konuşmuştuk. Ama sanki. Abla, tatilde bunların hepsine ihtiyacım olacak. Peki bu baston ne Limon? Bunu dedem geldiğinde biz de unutmuştu. Hatırlamıyor musun? Dedemin bastonunu hatırlıyorum Limon. Bunu niye tatile götürüyorsun onu anlamadım. Ya ağaca topumuz kaçarsa? Onu oradan nasıl alacağız peki abla? Söyler misin? Ne? Nereden aklına geliyor bunlar Limon? Hem ya tatilde birinin bastona ihtiyacı olursa yardım etmeyelim mi yani? Öyle değil mi Biber? Evet, Limon haklı. Bana da pek mantıklı gelmedi Limon aslında. Uf. İlk defa kendi bavulumuzu kendimiz hazırlıyoruz ama senin bavulunun haline bak. Bence bir daha hazırlamalısın Limon. Bu haliyle kapanmayacak zaten. İhtiyacın olmayan hiçbir şey götürmemelisin. Ama... Sadece 2 gün kalacağız Limon. Götüreceğin şeyleri iyi seçmelisin. Bir liste yap mesela. En çok ihtiyacın olan 3 şey ne? Bu şuna benziyor. Issız bir adaya düşersek yanımıza alacağımız 3 şey nedir? Nedir? Haklısın Biber. Üçümüzün kimsenin olmadığı ıssız bir adaya düştüğünü düşünsenize. Her birimiz yanına tek bir eşya alsa. Acaba ne alırdık? Hangi eşyayı yanında getirdin Limon? Tabii ki futbol topum. Ayrılamayacağım tek eşya. Of Limon, ıssız bir adadayız. Getirdiğin top burada ne işimize yarayacak? Eğlenmeye ihtiyacımız var abla. Bence Limon haklı. Ya sen abla? Sen ne getirdin? Olta. İşimize çok yarayacak. Balık tutacağız. Benimki kadar olmasa da güzel bir seçim. Peki sen Biber? İşe yarayacak bir şey getirmişsindir umarım. Hiç merak etmeyin. Ta-da! Nasıl? Harika değil mi? Evet, teşekkür etmenize gerek yok arkadaşlar. Buradayken hiçbir çizgi filmi kaçırmayacağız. Oh. Hayır Biber. Ne oldu ki? Burası ıssız bir ada. Burada elektrik yok Biber. Nasıl yok? Boşuna mı getirdim ben şimdi bu televizyonu? Neyse canım, üzmeyelim kendimizi. Olmayınca olmuyor sonuçta. İyi ki ben top getirmişim. Sabahtan akşama kadar top oynayabileceğiz sayemde. Biber, hadi gel biraz daha maç yapalım. Of, karnım zil çalıyor. Biber şu ileride yiyecek bir şeyler arıyor. Bulabileceğini hiç sanmıyorum. En azından Biber deniyor Limon. Senin gibi boş boş durmuyor. Ne yapayım abla? Açlıktan iş yapacak halim mi kaldı? Top sektirmeye halin var ama. Senin nasıl gidiyor abla? Gayet iyi. Bak, bir sürü balık yakaladım. Ama pişiremeyeceğimiz için yiyemiyoruz. Başardım sonunda. Biliyordum. Birinin burada yemek pişirdiğini söylemiştim size. Dumanı gördüm. Ciddi misin Biber? Benim ne zaman şaka yaptığımı gördünüz. Hadi gelin benimle. Olamaz. Yağmur başladı. Hayır. Bu olamaz. Duman yok olmuş. Dumanın buradan çıktığına emin misin Biber? Tabii ki eminim. Çocuklar, aranıza girmek istemem ama daha önemli bir sorunumuz var. Yağmurdan korunmamız gerekiyor. O nasıl olacak abla? Şemsiyemiz mi var? Top yerine şemsiye alabilirdin mesela. Of abla, ne bileyim ben yağmur yağacağını. Hem bir tane şemsiye üçümüzü birden nasıl koruyacak ki? Tamam tamam. Hadi hemen bir sundurma yapalım. Ben de seni mantıklı biri sanırdım Nane. Dondurmayı nasıl yapacağız? Hem yağmurdan korunmayla ne ilgisi var bunun? Dondurma değil Biber. Sundurma. O ne demek? Sundurma ıslanmamak için yapabileceğimiz bir korunak. Korunak falan ne diyor ablan Limon? Of bilmiyorum Biber. Ama şu an çok ıslandığım için bir an önce bir yere girip ısınmak istiyorum. Tropikal iklimde yağmurların birden böyle kesildiğini duymuştum. Hadi yeni bir yağmur başlamadan çabuk olalım. Büyük bir ağaca şu şekilde uzun dallar yığmalıyız. Daha sonra üzerine yağmur sızdırmaması için...
için çalı ve... Şunlar gibi büyük yapraklar sermeliyiz. Peki bunu yapabilecek miyiz? Tabii yapacağız. Çok basit. Hadi hemen başlayalım. Baksanıza hiç su sızdırmıyor. Keşke oturduğumuz yerde yumuşak olsaydı. Neden futbol topu yerine yatak seçmedim ki? Of, her yerim tutuldu. Of, tamam abla, biliyorum. Top yerine yatak alsaydım bunlar başımıza gelmezdi. Aa, Mutro geldi. Nerelerdeydin bakalım? Ablam bana sürekli kızıyor. Neden top almışım, neden adada hiç iş yapmıyormuşum? Haklı olabilir. Ama sundurmayı yaparken o kadar yardım ettim. Sürekli Hindistan cevizi ve muz yemekten bıktım Mutro. Çok açım. Keşke balık yiyebilsek. Ama benim burnum yanılmaz. Yakınlarda biri mutlaka bir şey pişiriyor. Onu bir bulsaydım. Biber adada birinin yemek pişirdiğini söylüyor. Yemek kokuları alıyormuş. Umarım haklıdır. Nasıl olmuş muzlu Hindistan cevizi Mutro? Mutro? Nereye gitti bu? Bu koku. Ha? İşte şimdi seni yakaladım. Biber dur, nereye? Aha, işte buradasın. Mutro? Ama bu ne anlama geliyor? Mutro günlerdir yemek pişirebileceğimiz bir alet yapmaya çalışıyormuş. Sürpriz olması için de gizlice yapıyormuş. Yani birazdan balık ziyafeti var. Hey! Yaşasın! Yaşasın! Of, karnım doydu. Ama bu sefer de üşüyorum. Ben de çok üşüyorum. Abla, bu sefer neden top yerine kazak almadın demeyecek misin? Hayır Limon. Bence sen artık yaptığın hatanın farkına vardın. Haklısın abla. Mutro, sende kesin battaniye de vardır ha? Çabuk olun, yola çıkacağız birazdan. Vapura az kaldı. Haklısın abla. Bavulumu tekrar düzenleyeceğim. Annemlere söyler misin birazdan geliyormuş diye? Tabii Limon, söylerim. Evet, spor ayakkabı, terlik, güneş gözlüğü, pijama, iç çamaşırı. Biber, sen de bana yardım et de şunları dizeyim. Şu bastonu çıkartalım. Şunları da çıkartayım. Evet. Akşamları serin olabilir Limon. Üzerine kalın bir şeyler de almalısın bence. İyi hatırlattın Biber. Hırkamı da alayım. Evet, böyle daha iyi oldu. Şimdi hazırım. Hadi gidelim. Artık hazırsın. Merhaba arkadaşlar. Biberlerle birlikte gittiğimiz 2 günlük tatil çok güzel geçti. Yanıma aldığım her şeyi kullandım. Annem de bavulumun içini görünce benimle gurur duyduğunu söyledi. İlk defa bavulumu kendim düzeltmiş oldum. Bu arada biliyor musunuz? Biberlerle bir adaya gittik. Issız bir ada değildi ama çok güzel bir yerdi. Hem de buraya çok yakın. Adalar bildiğiniz gibi 4 yanı denizle çevrilmiş kara parçaları. Adalar bazen tek tek değil de gruplar halinde oluyormuş. O zaman da bu adalara takım adalar deniyormuş. Biz de İstanbul'un takım adalarına gittik. Yani Prens Adaları'na.
Bu odalar toplamda 9 taneymiş ama 5'inde insanlar oturuyormuş. Biz büyük adaya gittik. Bu odaların en büyüğüne yani. Faytona bindik, ormanda piknik yaptık, top oynadık ve çok güzel vakit geçirdik. Bir dahaki tatilimizi merakla bekliyorum. Bavulum için bu sefer harika bir liste yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.